Herkese merhaba arkadaşlar. Kolektif Edebiyat YouTube kanalına hoş geldiniz. Hafta içi videosuyla sizlerle birlikteyim ve bu hafta farklı bir konseptle geldim. Dediğim gibi hafta içi video satamıyordum ve düşünme sürecindeydim. Düşündüm. Dedim ki Türk Edebiyatı'ndaki az duyulan, Türk Edebiyatı'na müfredata girmeyen yani çok bahsedilmeyen dergilerden ben bahsedeyim dedim. Hani kanalımda da az duyulan şeylerden bahsediyorum ya şairleri tanıtırken. Ve bugün de dedim artık yeni bir konsept. Türk Edebiyatı'ndaki dergiler başlık ve bugün de Türk Edebiyatı'nda az duyulan A dergisinden bahsedeceğim. Yani biz e, üniversite sınavına hazırlanırken dergilerin içinde bu dergiyi tanıtımını görmedik. Ama A dergisi biz görmedik diye ya da duyulmadı diye önemli bir dergi olmaktan çıkmıyor. Bence önemli. A dergisi arkadaşlar garip bir dergi. Üniversitede çıkıyor ilk başta. Şu an üniversitelerde büyük sürü dergiler çıkıyor. Bizim üniversitede bile 3-4 tane ama A dergisi bambaşka. Bildiğiniz üzere ben genelde edebiyatçılar anlatırken özellikle seçiyorum. Çünkü kendim de hukuk okuduğumdan hukuk fakültesinde İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde çıkıyor arkadaşlar. 1956 yılında A dergisi. Kimler çıkarıyor peki A dergisini arkadaşlar? Kemal Özer, Demir Özlü, Adnan Özyalçınar, sonra Erdal Öz, Hilmi Yavuz, hatta sonradan Ülkü Tamer, Edip Cansever, Doğan Hızlan. Doğan Hızlan hala yaşıyor, Hilmi Yavuz hala yaşıyor biliyorsunuz. Hatta Doğan Hızlı'nın güzel bir programı var. TRT2'de çıkıyor. İzleyebilirsiniz. Önceden de Talat, sayıt Halman falan. Yani edebiyatın farklı farklı insanları var ama bu saydığım kişiler işte konu sapmadan bunlar İstanbul Üniversitesi'ne 1956 yılında hukuk de kapsamayacağım. Çünkü artık ilk başta hukuk fakültesinde çıksa da ondan sonra arkadaşlar İstanbul Üniversitesi'ne yeniliyor. Büyük bir üniversite zaten. Şimdi bunu niye söylüyorum? O zamanlar, o sıralar yani 50 kuşağında İstanbul Üniversitesi'nde tıpta okuyan bilgisi var. Hepimizin bildiği televizyonlarda ya benim büyük nenem bile bilirdi. Herkes bile bunu. Cüneyt Arkın. Cüneyt Arkın o zamanlar İstanbul Üniversitesi'nde tıp fakültesinde arkadaşlar. Ve yine çoğu kişinin bildiği Yılmaz Güney. O da iktisat bölümünde İstanbul Üniversitesi'nde. Bu sayede yani bu söylediğim iki sinema aktörü ilk öykülerini, ilk yazılarını işte bu A dergisinde çıkarıyorlar. A dergisi nasıl çıkıyor? A dergisi aslında yaşları küçük olduğu için o zaman Hilmi Yavuzgiller'in ve o kişilerin yaşları küçük olduğundan dolayı imtiyaz sahipliği alamıyorlar. Ve bu yüzden de üniversitede son sınıfta okuyan bir abilerine rica ediyorlar ve her biri onar lira verip dergiyi bastırıyorlar üniversitenin içerisinde. Dergi ilk başta böyleyken yayın hayatına arkadaşlar 12 yıl devam ediyor. Yani sonradan büyüyor. Çoğu kişi ilk eserlerini, ilk şiirlerini yani burada ünleniyor aslında A dergisinde. Daha ileride bahsedeceğim size daha neler olduğunu. Yani düşünün A dergisinde e, Ahmet Arif Hasretinden Prangalar Eskittiğim kitabından sonraki ilk şiirini burada yayınlıyor. Can Yücel hapishanedeyken ilk şiirlerini burada yayınlıyor. Erdal Öz, Şimdi arkadaşlar A dergisinin garip bir olayları var tabi. Ee, şöyle oluyor aslında. A dergisi 12 yıldan sonra dergiyi çıkarmayı bırakıyorlar. Diyorlar ki artık ülkeye demokrasi geldi özgürlük geldi diyorlar ve derginin çıkarmasını bırakıyorlar. Bu özgürlük nasıl geldi? Dediğim gibi 50 kuşağında Demokrat Parti daha iktidara yeni geçtiğinden ve bu gençler Demokrat Parti'nin özgürlüğü kısıtladığından gerçekleri söylemediğinden dolayı bu dergiyi çıkardılar. Yani aslında amaçları arkadaşlar sürrealizm yani gerçeğe yansıtmak, gerçek üstücülük yani dönemin edebiyatına baş kaldırıda bulunarak bu dergiyi çıkardılar. Ve işte 12 yıl sonra e, dediler ki e, yani oldu artık özgürlük geldi ülkeye ama ondan sonra arkadaşlar 12 Mart muhtırası bildiğiniz üzere yayınlanınca dediler ki artık ülke yine eski düzene dönüyor. Darbeler falan muhtıralar ne oluyor ve biz dergiyi yeni A isminde tekrardan çıkaralım. Ve bu yeni A'da 27 sayı sürüyor arkadaşlar. Bu gariptir. Zaten Instagram postumda da paylaştım bugün günlerden çarşamba. Ee, dün gece paylaştım. Refik Durbaş gece, yakın zamanda kaybettiğimiz yeni A dergisinin yazı işleri müdürü oluyor Refik Durbaş. Genç olduğundan ötürü bunu atıyorlar. Normalde gerçi böyle şeylere Erdal Öz üstlenir. Erdal Öz de şuralarda bir yerlerde olması lazım görürsünüz. Ama Erdal Öz gariptir. 12 Mart muhtırasında Erdal Öz içeriye girmiştir. Ama yazılarını eksiltmemiştir. Şöyle bu da gariptir. Erdal Öz kağıt istediğinde vermemişlerdir. Bir kalem bulup tuvalet kağıdına yazmıştır öykülerini. Gariptir bu. Ve Yeni A dergisinde paylaşmıştır. Yani Yeni A dergisi küçük bir dergi gibi görülebilir. Duyulmamış olabilir. Ama Yeni A dergisi Türk Edebiyatı'nın büyük dergisidir. Yani o ortam bu saydığım kişiler daha ise Yeni A dergisine ekleyeyim mi arkadaşlar? Yeni Kapı'da bir kahvehanede Yeni A dergisinin sayısı için işte bu saydığım kişiler buluştuğunda farklı kişiler de gelirmiş o kahvehaneye. Farklı oyunlar. Mesela kim? Mehmet Fuat. Mehmet Fuat belki bilirsiniz belki bilmezsiniz. Türk Edebiyatı'nda yani romancı, öykücü Mehmet Fuat da ünlü bir insandır. Yani çok duyulmamış olabilir. Yakın zamanda değildi çünkü. Ama Mehmet Fuat da ünlüdür. Müjdat Gezen. Bilirsiniz Müjdat Gezen hala yaşıyor. Ya o bile yeni A dergisinde bulunmuştur yani. Yeni A Dergisi öyle küçük bir dergi değildir arkadaşlar ve işte bu Yeni A Dergisi son olarak Refik Durbaş'ta atandıktan sonra yani A Dergisi kapatılması da garip olur. E, o zamanlar e, işte Adnan Öz zaten biz bu Yeni A dergisinin bu durumlarını genelde ben oradan aldım. Adnan Öz çünkü bir röportaj yapılmıştı oradan okudum. Diyor ki aslı dergi benim yüzümden kapatıldı. O da şöyle oluyor Adnan Öz e, bir yazı yazıyor ve yazıda şunları söylüyor. Diyor ki ya siz af çıkardınız. Hırsızları, tecavüzcüleri hapishaneden çıkardınız. Peki doğruları haykıran genç fidanları niye astınız? Onlara af veremiyor muydunuz da astınız diyor ve bu yazısından dolayı ülkedeki e, suç işleyen insanları koruduğunu düşündüldüğü için A dergisi yani yeni A dergisi de kapatılıyor ve işte edebiyat tarihinde burada son buluyor. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. İnşallah yine haftaya görüşmek üzere. Bu sefer farklı bir edebiyat dergisini, farklı bir içerikle anlatacağım size. Edebiyatla kalın, esenle kalın. En önemlisi evde kalın, sağlıkla kalın. İyi günler.